Günaydın arkadaşlar. Şimdi Burhani Ören'deyiz. Bugün ne yapacağız? İlk önce Gömeç'i gezeceğiz. Zaten Gömeç'te gezeceğimiz 4 tane yer var. Onun dışında Balıkesir'in bu ilçesiyle ilgili fazla anlatabileceğimiz, gezebileceğimiz bir şey yok. Hatta ben Gömeç'in bir ilçe olduğunu bile bilmiyordum. Burhani Ören'de kahvaltımızı yaptık ve şimdi Gömeç'e doğru gideceğiz. Ayvalık Gömeç yolu üzerinde kayalıklar var ve bu kayalıkların adı Atatürk Kayalıkları. Atatürk silüetinin belirgin olduğu bir kayalık bölge. Burayı kısaca hemen size çekeyim. Peki neredeyiz? Şöyle bir Sadıkan Besi Çiftliği Kurbanlık ve Adaklık Büyükbaş Küçükbaş. Burada geldik durduk. İsterseniz şöyle gerimde arkamda BP var. Petrol ofisinin oradan da ne yapabilirsiniz? Park edebilirsiniz ve şimdi gösterelim bakalım. Tatmin olacak mısınız? Benziyor mu Atatürk'e, benzemiyor mu? Atatürk silüetinin olduğu yer burası. Nasıl, benziyor mu? Fotoğraflarda daha net. Bu da çok fazla net gözükmüyor ama öyleymiş. Burayı da gördük. Yol üstünde gelip geçenler bakabilir. Gömeç'in Kerem Köyü'ndeyiz ve muhteşem bir doğaya ve manzaraya sahip. Sahili görüyorsunuz. Çok sakin ve dingin. Oğlum hemen ayaklarını sokmaya başladı suya. Ve biz asıl göreceğimizde de doğru ilerleyelim. Gümüşlü Eski Zeytinyağı Fabrikası. Buradaki iskeleden denize girebilirsiniz. Keşke soyunma kabini tamir etseydiler. Terk edilmiş ve yıkılmak üzere olan zeytinyağı fabrikasını ziyaret edelim, içeriye girelim. Keremköy'deki Gümüşlü Burnu'nda yer alan zeytinyağı ve pirina fabrikası ile sabunhanelerden oluşan tarihi yapı kompleksidir. Gümüşlü ilk fabrika Yunan asıllı Kahya Kosta'nın önerisiyle girişimci Angel tarafından 18. yüzyılda kurulmuştur. Cumhuriyetle birlikte bölgenin en büyük zeytin, zeytinyağı, sabunhane ve pirina tesisi burada hayata geçirmiş ve Gömeç'te Sanayi Bakanlığı'nın tescilli ilk sulu baskı zeytinyağı fabrikası kurulmuş. Öyle bir geçer zaman ki taşlar, tahtalar, ahşaplar dayanmaz. Zaman üzerinden öyle sert geçiyor ki şimdi gördüğünüz bu çökmüş bina gibi. Zeytinyağları bu iskeleden Türkiye'nin dört bir yanına gidiyordu. Bir zaman yüklerin bindirildiği, indirildiği yerde artık insanlar denize gidiyor. Kır kahvesinde soğuk meşrubat ve çay için. Gümüşlü Burnu'nun bu serin, sakin, dizgin sularına kendinizi bırakın. Burada çok az site var. Ondan dolayı doğallığını hala koruyor. Aynı zamanda şu tarafta kitesurf yapılıyor. Surf de yapabilirsiniz. Oo, su çok güzel. Arkadaşlar yeni bir yeri daha keşfediyoruz. Gömeç'te Kız Çiftliği. Şimdi bu konaktan ve buradaki sit alanından bahsedeyim. Buradaki höyüğün antik adı Trikopi. Birbirinden farklı rivayetlerle popüler olmuş Kız Çiftliği ilçe merkezinin 3 km uzağında bulunuyor. Yürüyerek veya araçlarla ulaşım sağlayabileceğiniz alan günümüzde restore çalışmalarıyla yeni mimarisini kazanmış ama çok da sağlam, iyi bir restore edildiği söylenemez. Konak şeklindeki bir yapıya sahip olan çiftliğin yüzlerce yıllık geçmişi varmış. Turistlerin beğenerek ziyaret ettiği bu mekan yılın her günü ziyarete açık çünkü koruma altında değil. Herhangi bir giriş kısıtlaması bulunmayan çiftlikte farklı tarihi eserlerde bulunmuş. Zaman zaman tarihi araştırmaların gerçekleştirildiği alanda Roma dönemine ait parçalar da yer alıyormuş. Nasıl mutfakmış? Kız Çiftliği'ni de keşfettik ve şimdi dönme vakti. Oğlumla eşim beni bekliyor aşağıda.
Ondan sonra sahile doğru ilerleyeceğiz. Farklı heykeltıraşlar buradaki eserlerini sergiliyor. Rusya'dan, Ukrayna'dan ve dünyanın değişik yerlerinden. Böyle şahane heykellerle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Gömeç beni bu açıdan çok şaşırttı. Gerçekten burası sahil yazlık tatiliyle sanatın buluştuğu bir yer olmuş. İlyada, Odessa, Troya Savaşı gibi birçok antik döneme ait konular burada işlenmiş taşa tek tek. Burayı ziyaret edebilirsiniz. Açık bir alan. Şimdi yol üstünde de heykeller var. O yol üstündeki heykellere bakalım şimdi. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Gömeç'i köşe bucak gezdik. Arkamda hemen Gömeç Nehri ile, bu nehrin adı ne tam bilmiyorum arkadaşlar, Nehri ile denizin kesiştiği noktada ben de gezimi noktalıyorum. Gezgin Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir tıkla abone olun. Yorum yazabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Beğenilerimiz gani gani olsun, bol bol olsun. Aynı zamanda Balıkesir'i sokak sokak köşe bucak gezdiğim videoları Balıkesir oynatma listesinden de izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.